İyi akşamlar sevgili arkadaşlar, merhabalar. Evet, haftanın ikinci gününü bitirmek üzereyiz. Ve dünya genelinde ki tabloya baktığımız zaman pek fazla değişen bir şey de olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Zira tek bir gerçek var, dünyadaki kaos devam ediyor, ülkeler arası anlaşmazlıklar devam ediyor. Her şey şu gün, şu tarihte yapılacak olan ikili zirve, bu tarihte yapılacak olan görüşme şeklinde belli takvimlere, belli vadelere bağlanmış durumda ve piyasalarda bu tablo içerisinde, çalkantı içerisinde bulunuyor. Bir yandan ABD ile Çin arasındaki mevcut ticaret gerginliğinin sonuçlanıp sonuçlanmayacağına dair son adımlar mı atılıyor? 1 Mart tarihi yaklaşırken bir anlaşmaya varılabilecek mi? Bu konuda kimi zaman gelen ılımlı söylemler, kimi zaman gelen sert söylemler vesaire, son anlar itibariyle ise bir anlaşmanın olabileceğine dair ihtimaller üzerinde durulmakta. Bir diğer yandan Brexit belirsizliği devam ediyor. Onun haricinde ise ABD, daha doğrusu Trump beyefendi bu kez de Avrupa cephesine herhalde kendisini hedef seçti ki otomobil konusundaki vergilere yönelik olarak ek vergiler tahsis edebileceğine dair bir söylemde bulundu. Bir taraftan AB'nin yetkilileri bu konuda böyle bir şeyin olmayacağına dair kendilerine söz verildiğini söylerken, diğer yandan bu haber dahi AB piyasalarında önemli bir Avrupa piyasalarında önemli bir sıkıntı yarattı. Hatta bu husustaki en önemli söylem ise dünyanın en büyük otomotiv endüstrisinin başı veya başkenti diyebileceğimiz Almanya, eğer böyle bir durum söz konusu olabilirse otomotiv yedek parçalarına biz de ek vergi koyarız şeklinde bir restleşme durumu oldu. Bu hususlarla ilgili olarak az önce de belirttiğim gibi liderler şu tarihte görüşme yapacaklar, bu tarihte görüşme yapacaklar şeklindeki konuşmalarla bir anlamda piyasalar gün sayar duruma geldi. Bu bağlamda da petrol fiyatlarında önemli bir yükseliş atağının olduğunu görüyoruz. 66 dolar seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ama daha da önemlisi küresel piyasalardaki bu ticari ve jeopolitik gerginliklerden çok olumlu bir şekilde etkilenen altın fiyatları 1340 dolar seviyesine ulaştı ons altın. Bu tabloda gösteriyor ki arkadaşlar, altın fiyatları ve Brent petrolü de bunun içerisinde sayabilmemiz mümkün. Piyasalarda özellikle ülkeler arası gerginlik arttıkça, küresel ekonomiye güven azaldıkça, para riskli varlıklardan kaçıp daha çok güven duyacağı, daha az risk taşıyan varlıklara yönelmekte, bunun da başında altın gelmekte. Altın için arkadaşlar sıklıkla yorumlarım arasında zikretmekteyim. 1307 dolar seviyesini, direncini geçtikten sonra 1340-1300 band, 1360 direnç bölgesine doğru hareketlenme ihtimalinin var olduğunu, eğer ortam biraz daha gerginleşir, bu 1340-1360 band aralığından çıkacak olursa, bu kez 1400-1425 bandına doğru hareketlenme ihtimalinin olduğunu bir kez daha vurgulamış olayım. Evet sevgili arkadaşlar, mevcut tablo içerisinde az önce de belirtmiş olduğum gibi belli tarihlerde yapılacak olan görüşmelere dayalı olarak sorunların bir nevi erteleniyor olması piyasalarda bir merak konusu yaratmakta, bir belirsizlik yaratmakta. Bu belirsizlik dahilinde de bugün dolar endeksinde hafif bir geri çekilmenin olduğuna tanık olduk. 97'ler seviyesinden 96'lara yaklaştı. Bu durum dünya genelinde küresel piyasalarda doların bir miktar değer kaybı anlamına geldi. Şurada da göreceğiniz gibi bugün 1276 dolar 1.12 seviyelerine kadar gerilemiş olan euro dolar paritesinin son saatlerde hızlı bir atak ile 1.13 seviyelerine, 1.1360 seviyelerine doğru hareketlendiğine tanık olduk. Bu durum doların dünya genelinde değer kaybı anlamına geliyor. Zaten dolar endeksinden de bunu anlayabiliyoruz. Bu paralelde dolar TL'nin de 5.30 desteğinin aşağısına inerek 5.28'lere yaklaşım gösterdiğini bu anlar itibariyle görmekteyiz. Zira gün boyu 5.30'un üzerinde seyreden, 5.32-26 seviyelerini test eden bir dolar TL seyri hakimdi. Ancak belirtmiş olduğum gibi küresel etkenlerin varlığıyla dolardaki genel değer kaybı bizi de etkilemiş oldu. Sevgili arkadaşlar, dünkü analizimizde dolar TL için pivot seviyemizin 5.30.09 olduğunu ifade etmiştim. Bu 5.30.09 veya genel olarak 5.30 diyelim. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.32.85 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir hareketin var olabileceğini, eğilimin yükseliş yönünde olabileceğini vurgulamıştım. Nitekim bu seviyenin üzerinde uzun süre gün boyu kalınmakla birlikte bugün 5.32.27 seviyesine kadar, pardon, 5.32.26 seviyesine kadar devam eden, yani az önce belirtmiş olduğum şu direnç bölgesine kadar devam eden
bir yükseliş yaşandı. Buraya yaklaşımlarda ise bir geri dönüş oldu ve ardından 5.30 seviyesindeki pivot seviyesinin aşağı yönlü kırılması sonrasında nereye kadar düşebilir sorumuzun cevabı 5.28-43 seviyesiydi. Bu seviyelere kadar bir geri çekilme ve şu anda bu seviyenin biraz daha aşağısının test edildiğini ama bu destek bölgesine yakın bir seyir içerisinde olduğumuzu görmekteyiz. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL için şurada görmekte olduğunuz kırmızı 2 adet çizgi görmektesiniz. Bunlar bir yükselen kanal çizgisidir, bir yükselen bant çizgisidir ve şuradaki alt taraftaki kırmızı çizgimiz yükselen trend desteğini göstermekte. Yani dolar TL'nin hala kısa vadeli de olsa bir yükseliş trendi içerisinde bulunduğunu ve bu yükseliş trendinin destek noktasının ise şurada görmekte olduğunuz gibi kanalın alt bant noktası olan şu kırmızı çizgimizi temsil eden seviye 5.27.46'dır arkadaşlar. 5.27.46 seviyesi önemli bir destek bölgesi, destek hattı konumundadır. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça bu bandın dışına çıkılmış veya bu bandın aşağısına gelinmiş veya bu yükselen bandın kırılmış olduğundan söz edemeyeceğiz. Dolayısıyla bu durumda yükselen bu bandın bu kanalın üst bandı olan şu hattımızın hedef olarak devam ettiğini, hedef olarak kaldığını düşünmeye devam edebiliriz. Zira arkadaşlar buradaki hedef nokta ise yani yükselen kanalın üst bandı ise 5.37'yi göstermekte. Zira arkadaşlar haftalık analizde de sizlere vurgulamış olduğum gibi dolar TL'nin 5.30 seviyesini bu hafta itibariyle destek yapmak ve bu destek üzerinde 5.30 ila 5.35 bandında hareket etmek, hatta 5.35 ile 5.37 aralığını dahi test etme olasılığının var olduğunu ifade etmiştim. Zira şurada görmekte olduğunuz gibi %23.6 seviyesine denk gelen 5.28.84'teki Fibonacci desteğinin önemli bir özellik ihtiva ettiğini, bu seviyenin üzerinde kalındıkça, bu seviyenin üzerinde kapanışlar yaşandıkça bir sonraki Fibonacci direnci olan 38.2'ye denk gelen 5.36-68 seviyesine yönün devam edebileceğini ifade etmiştim. Zira arkadaşlar şu anda dün itibariyle 5.28-84'ün de genel anlamda psikolojik nokta olan 5.30'un da üzerinde bir kapanış yaşandı ama ikinci bir defalık ikinci bir kapanışa ihtiyacımız bulunmakta 5.30'un üzerinde teknik olarak tam anlamıyla 5.30'un destek yapıldığını ve artık bu seviyenin aşağısı dahi görülmeden yükseliş eğiliminin net ve kalıcı bir şekilde devam edebilmesi için minimum 2 kapanış olması gerekir demiştim. Şu anki tablo itibariyle 5.28-23'ler civarındayız. Zannediyorum bugün 5.30 seviyesinin üzerinde bir kapanış ihtimali zor görülmekte. Bu nedenle 5.28.84, 5.30 bölgesindeki direnç bölgesine yakın bir seviyede kapanış olacak şeklinde bir görünüm hakim. Ancak arkadaşlar bahsetmiş olduğum gibi 5.27.46 seviyesinin üzerinde kalınması, yükseliş trendinin devam ettiği ve tekrardan 5.30 üzerine yönelmek ve 5.30 seviyesini destek yaparak az önce de ifade etmiş olduğum gibi 5.35'e, daha doğrusu 5.35-5.37 direnç bölgesine doğru bir yönelim olasılığının teknik kriterler itibariyle halen geçerli, halen mevcut olduğunu ifade edebilirim. Değerli arkadaşlar, dolar TL'nin bugün itibariyle, şu an itibariyle pivot değerlerine baktığımız zaman piyasa sanki bu seviyelerden kapanmış gibi bir yorum yapacak olur isek, şu an itibariyle arkadaşlar 5.29.20 seviyesinde bir pivot seviyesi görmekteyiz. Bu seviyenin aşağısında olduğumuz için, yani şu anda 5.28.20'ler civarında bir seyir söz konusu olduğu için ve pivot seviyesinin aşağısında bulunduğumuz için 5.26.14 seviyesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme ihtimali mevcuttur. Bakınız arkadaşlar, ihtimali mevcuttur diyorum. İlla ki 5.26'ya kadar gerileme olacaktır gibi bir soru çıkarılamaz. Şu seviyenin aşağısında kaldıkça eğilimin yönü daha ziyade aşağı yönlüdür. Ancak 5.27.46 seviyesinde bir yükselen trend desteğimiz bulunduğu için biz özellikle 5.27.46'yı takip etmeliyiz. 5.27.46'nın aşağısına gelinmedikçe doğal olarak 5.26 onlar seviyesinin de görülmesi mümkün olamayacaktır. Bugün görülen en düşük seviye 5.28.08'dir. Dolayısıyla son anlarda özellikle dolar endeksinde gündeme gelen geri çekilme nedeniyle yaşanmış olan dolar TL'deki gevşeme 5.28 ile sınırlı kalmış olarak görülmekte. Zannediyorum 5.28.50-70 bölgesinde bir kapanış söz konusu olabilecek gibi görünmekte.
Evet değerli arkadaşlar, 5.29.20'yi ve 5.27.46'daki yükselen trend desteğimizi öncelikle takip etmemiz gerekiyor. Özellikle 5.27.46'dan tepki olup olmadığını gözlemek çok büyük bir önem taşımakta. Buradan gelen tepkinin tekrardan 5.30 ve 5.32 bölgesine doğru hareketlenme ihtimali dikkate alınabilir. Ancak 5.29.20'yi de yakından takip etmeliyiz. Burası bir pivot seviyesi özelliğinde. Arkadaşlar ben şu andaki anlık veriye bağlı olarak bu pivot verilerini sizlere izah etmekteyim. Gece 24'ten sonra Twitter adresimde @halukcanberk ile kayıtlı olan Twitter adresimde kapanış sonrasında 24'ten sonra oluşan günlük değerlere bağlı olarak milimetrik bir şekilde yarına yönelik olan pivot değerlerini mutlaka Twitter adresimden aktaracağım. Bunun haricinde arkadaşlar 5.29.20'nin üzerinde kalınır ise, bu seviye bir destek olarak algılanmaya başlanır ise, ilk etapta 5.30-32 seviyesine, ardından ise bu seviyenin destek olması durumunda iki defadır zorladığımız 5.32-26-27 seviyesine de dikkat etmemiz kaydıyla 5.30-3.38 sonrasında ise 5.34-50'ye kadar devam edebilecek bir yükseliş eğiliminden söz edebiliriz. Zira 5.29.20 özellikle 5.30-32-5.30 seviyesinin üzerinde kalındıkça 5.33-38 ve 5.34-50 hedef, direnç hedefleri, teknik hedefler olarak ön plana çıkmaktadır. Değerli arkadaşlar bir de Viyop dolar cephesine bakalım isterseniz. Viyop dolar cephesinde ise dünkü analizde arkadaşlar 5.35 seviyesine doğru bir yaklaşım olabileceğini ifade etmiştim. Zira 5.34-53 seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu, 5.32-45'in üzerinde kaldıkça ilk yükseliş hedefinin 5.34-53 olabileceğini vurgulamıştım. Nitekim arkadaşlar bugün 5.34-48 seviyesine, yani direnç noktamız 53'tü. Biz 48'e kadar bir yaklaşım göstermişiz. Buradan sonra bir gerileme eğilimi olmuş ve 5.32-03 seviyesine kadar gerileme olduktan sonra 5.32-22 ile gün kapanışı gerçekleşmiş. 5.32-45 bugün için destek noktasıydı ve buranın üzerinde kalınmasıyla şu noktaya kadar yükseliş olasılığımız güçlü olacaktı. Nitekim bu çok net bir şekilde başarılmış durumda. En önemli desteğimiz ise 5.31-04 idi. Şimdi arkadaşlar yarın için durumun ne olacağına bakalım. Şu an vereceğim rakamlar net rakamlardır arkadaşlar. Malumunuz üzere bir yok piyasaları kapalı. Dolayısıyla kapanış verilerimiz güncel. Evet değerli arkadaşlar, 5.32-22 ile bir kapanış gerçekleştiğine göre ve pivot seviyem ise yarın için 5.32-74 olduğuna göre ve zaten dolar TL'nin akşam saatlerindeki bir geri çekilme tablosu söz konusu olduğundan bir miktar geri çekilme ile güne başlanması mümkün görülmekte. Çünkü 5.32-22 ile pivot değerimin aşağısında bir kapanış oldu. 5.30-99, yani arkadaşlar 5.31 diyelim. Bu seviye dün içinde birinci pivot desteğin konumundaydı. Bu seviyeye kadar devam edecek bir geri çekilme yaşanabilir. Bu seviyeden bir tepki görülüyor ise gelmekte olan bu tepkinin 5.32-70'lere kadar yönelmesi mümkün olabilir. Ama 5.32-70 aşılamıyorsa, yani bu pivot seviyesi bir direnç konumunda kalıyor ise bu durumda arkadaşlar 5.31 seviyesindeki destek noktasına geri dönüş olabilir. Bu destek çok yakından takip edilmeli. Zira 5.31'den bir tepki bulup da tekrar pivot seviyemiz olan 5.32-74'ü zorlayamıyor isek bu durumda 5.31 desteğinin kırılma olasılığı gündeme gelmiş olabilir ki bu durumda 5.30 seviyesine, 5.30-29'a kadar bir geri çekilme, buranın da kırılması durumunda. Buradan da bir tepki gelip 5.31 üzerine atamıyorsa kendini 5.28-50 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı söz konusu olabilir. Bu olasılığın olabilmesi için de dolar TL'nin 5.26'lara doğru geri çekilmiş olması gerekecektir. Zira arkadaşlar dolar TL ile ilgili, bakın Viyop dolar ile ilgili değil, birkaç dakika önce dolar TL ile vermiş olduğum 5.27-46 yükselen trend desteğini çok yakından takip etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Eğer 5.32-74 üzerinde kalmaya devam eden, bu bölgeyi açtıktan sonra burayı net bir destek konumuna getiren bir konum görebilir isek 5.33-44 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. Buradan bir geri dönüş olup da tekrardan bu destek bölgesini test etmek isteyebilir. Ama bu geri dönüş olmuyorsa, burası da aşılıyorsa bu kez 5.35-19 ve sonrasında 5.35-90-5.36 seviyelerine yaklaşımlarda bu bölgelerin birer direnç özelliği gösterip de buraların geçilmesinde zorlanabileceği detayı dikkate alınmalı. Değerli arkadaşlar, Viyop konusunda, Viyop USD konusunda
Teknik kriterlerimiz bunlardan ibaret olmakla birlikte tabii bir de Merkez Bankası'na bakmamız gerekiyor. Merkez Bankası dün pek de istekli bir eğilim içerisinde değildi. 5.30'un üzerinde seyreden dolar TL'ye rağmen pek bir işlem yapma niyetinde olmadığını sizlere ifade etmiştim. Bugüne baktığımız zaman Şubat vade itibariyle Merkez Bankası'nın herhangi bir işlem yapmadığını görüyoruz arkadaşlar. Hemen Mart vadeye bakalım. Zira Şubat vadede Merkez Bankası son dönemlerde çok az işlem yapıyor zaten. Mart vadeye baktığımız zaman arkadaşlar, Mart vadede Merkez Bankası'nın bugün evet ciddi bir satış baskısı yarattığını görüyoruz. 31.084, 31.100 kontrat kadar bir short pozisyon açmış. Özellikle 5.30 seviyesinin üzerindeki bu tavrı. Günlerdir son dönemlerde neredeyse bu miktarlarda hiç böyle bir kontrat açmamıştı. Bu miktarda bir kontrat açmamıştı. Bugün oldukça yüksek diyebileceğimiz, son günlere oranda yüksek diyebileceğimiz bir miktarda kontrat açarak short pozisyonunu artırma ihtiyacını hissetmiş. Mart vadeye bakacak olursak arkadaşlar, Nisan vadeye bakacak olursak az önce vermiş olduğum Mart vadeydi. Son olarak şu anda sizlere arz edeceğim vade ise Nisan vadedir arkadaşlar. Nisan vade itibariyle de Merkez Bankası'nın 4083 kontrat pozisyon açtığını görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, bundan bir iki video öncesinde hafta sonu tarihlerini dikkat ederseniz o tarihler itibariyle vermiş olduğum biop analizlerinde Merkez Bankası'nın bütün vadelerde ne kadar pozisyonu olduğu ve hangi miktarda, hangi seviyede maliyetinin olduğunu açıklamıştım. Şu an için çok büyük bir değişim olmadığı için bunu tekrarlama ihtiyacını hissetmiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL ve biop dolarla ilgili, biop dolar Şubat vadeyle ilgili şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Güzel bir akşamınız olsun. Umuyorum ki yarın her şey gönlünüzce olabilir. Teşekkürler ve saygılarımla.